Artık karınla. Daha bir sınırlıyorlar erkekleri aslında. Peki anlamda, kadın niye tam tersi? Kadın da şöyle oluyor. Mesela genç kızken diyor ki işte ben diyor şuraya gideceğim. Kocanla gidersin. Kocanla yaparsın. Bilmem ne yaparsın. Kadın da kocayla yaparım. Evlenirken de onu geçirmeye çalışıyor yüzüğü parmağına. Çünkü özgürlük oradan geliyor dediği çok özgürlük doğru. Bağ, o yüzük bile bir bağ simgesi değil mi? Doğru aynen bağımsız. Tabii. Peki mesela hiç var mı kafan nasıl bir evlilik teklifi düşünüyorsun? Hocam nasıl olabilir? Şimdi birinci aşama şu. Kadını şok etmelisin. Şok. Yani hiç beklenmedik anda beklenmeyeni verdiğinde kadın şoka girer. Önceden tasar yapmayacaksın. Kadın bilmeyecek. İki. Nerede yapacağın hiç önemli değildir teklife. Yani sen bir binanın tepesinde de yapabilirsin. Sokakta da yapabilirsin. Ama kadının gözüne öyle bakacaksın ki. Kadın şunu hissedecek. Burada sadece ben varım. Burada stüdyo yok. Burada dağ yok. Burada hiç taş yok. Kadına sadece ben olduğumu hissettireceksin. Peki öyle yapabilecek misin yani? Hani hiç kadının hiç beklemediği bir anda öyle hiçbir şey yokken bir anda ortada dediği i̇şte, gibi yani. Bunu ben değil aşk yaptıracak. Anlatabiliyor muyum? Kadın yaptı. Yani böyle olması lazım. Yani etik bana kaldıysa garip. Sürpriz, yani sürpriz yapmayı çok severim de bana sürpriz yapılmasından tedirgin oluyorum. Ve bana kız teklifçilerin gelinliğini vermek. Nezihe olarak bunu. Mehmet Dert bunun sürpriz. Bulmuş sürprizini. Ben evet. İlk kez görüyorum bunu. Sana yakışır. Buyur efendim. Mehmetciğim sen mi aldın bunu bana? Evet. Ben aldım evet. Nasıl? Süper. Harika. Ama lütfen. Aa, bir dakika. Çok küçük taşı ya sakın kanma buna. Ben de ona baktım da. Mehmet alalım bunu. Şimdi bütün her şey durmalı bence. Sadece onlar kaldı. Evet. Şimdi sessizlik olacak ve sadece zaten sabah şoka girdi. Mehmet'i seyrediyoruz. Ya ben şokta değilim sanki. Elim ayağım titriyor. Heyecanlandım ha. Ta 1999'da seni ilk gördüğüm andan beri içimde bir his vardı. Ben sana aşığım. Benimle evlenir misin? Söylüyorlardı herhalde bana değil mi kulaklık tamamladık kadarıyla. Söz sana daha büyük takacağım. Gülüm şov izleyelim. Daha bir şov izleyelim. Yürü Allah cezanı vermesin yürü. Hava yağmurlu, yağmur yağmadan bir an evvel bitirelim şu işi. Çekim işini de sonra yatış. Karnım acıktı ama açlıktan geberiyorum. Aman bir tut kendini Allah aşkına. Şimdi gireriz bir yere gözlemeciye, mantıcıya. Allah aşkına karnımızı doyururuz. Mikrofonu uzat, yemek çeki gibi yürü. Ye kameram ye diyorsun yani. Aynen öyle gel. Hadi yürü yürü. Gel şimdi bak bir hamburgerci var oraya gireriz. İki tane soru sorar röportaj bahanesiyle götürürüz hamburgeri yürü. Merhabalar, afiyet olsun diyecektim. Ay, ne yapıyorsunuz peki? Hamburger yapıyoruz. Aa, ıslak hamburger mi bu? Evet, ıslak evet. Aa, nasıl tadı bir bakabilir miyiz? Ay ortam. Bir tane daha sarar mısın?
Çok güzelmiş ayol. Şahane, bayıldım. Ne kadar güzelmiş. Ver arkadaşıma da. Çok güzelmiş, sağ olasın. Allah razı olsun. Helal et. Allah razı olsun. Ay, ayran ister misin? Bana da hararet bassın. Gel şuradan bir yerden ayran içelim. Yürü. Aman efendim, aman kolay gelsin. Herkese kolaylar gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizin kapalı ayranınız çok meşhurmuş. İki tane kapalı ayran bir de şöyle. Arkadaşımla bana, hadi gidelim. Ay sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hararetle basmıştı bizi, Allah razı olsun. Mandır mandır onları. Onun kamerası var, benim de mikrofonum, zor oluyor öyle kafaya dikmek. Helal edin, Allah razı olsun. Ay vallahi yeni yaptık ama sen istersen paket yap, yolda yeriz. Allah razı olsun, helal et. Vallahi helal et. Kameramana da. Yer misin? O da yer, o da yer. Götür götür, götür bunları. Gel, Allah razı olsun. Helal et, doydun mu? Bak doymadıysan söyle, bir avuç tavuk yaptırır sana. Yer misin? Allah razı olsun, çok teşekkürler. Helal edin ha. Helal edin. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Allah razı olsun. Yürü yürü yürü. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Helal edin. Allah razı olsun. Yürü. Her tarafları selülit. Her tarafları. Her tarafı selülit. Merhabalar. Nasılsınız? Sevgili Sabah Tümen'in yanındaki konuklarının arasında bir tanesi de sevgili Helin Avşar. Tanıyor muyuz? Şahsen değilim. Tanıyorum, evet. Şahsen ben de tanımıyorum canım. Ay suratsızı ne yapacağım Allah aşkına? Bak şimdi seninle tanışmış olduk değil mi? Tabii daha iyi. Benimle tanışman seni daha çok memnun etmesi lazım. Aynen güzelim. Sen de sarışınsın bak. Evet vallahi ama ben akıllıyım. Ama sabah beni söyle, benim tanırım. Ne? Kimsin peki? Daha önce bir yemek yemişliğimiz var. Öyle mi sevgili? Adın ne? Şöyle bir kameraya doğru söyle. Hesabı o mu ödedi, sana mı ödedi kız? Allah aşkına söyle. Bu kişi. Aranızdaki kişi. Ay neler duyuyorum bak şimdi. Sabah Tümer'le yemek yediniz. Aranızdaki kişi ödedi hesabı. Evet, evet. Yani hayır, aramızdaki kişi derken arkadaşımız ödedi. Taşeron firmaya mı? Nasıl oldu bu iş? Ya bunlar televizyonda yayınlanmayacak ki, biz açmamayı. Tabii ki yayınlanacak. Ne varmış bunun? Yok ya vallahi gerçekten. Ay hadi tutma beni Allah aşkına. Ay tutma beni. Ay içim şişti kadın, hadi hadi. Hadi. Sabahcığım bak darısı başına inşallah. Bu seneyi de inşallah nasip olursa, Allah nasip ederse evli falan geçirebilirsin sevgili arkadaşım. Kız çıkar ayağın, Sabah'ın adını yazacağım ayakkabına. Çıkar. Aa çıkar. Ver bir kalem. Ver bir kalem, Sabah'ın adını yazacağım. Evlensin bu kız, benim başıma kaldı vallahi. Sevgili Sabahcığım bak buraya adını yazıyorum. İnşallah bu sene 3 aya kadar kalmaz. Bir koca bulursun kendine. Ay vallahi bu. Ben senden çok sevineceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Gel giydireyim kız ayağını. Giyebilecek misin? Hadi bakalım, mutluluklar çocuklar. Allah mutlu etsin. Ağzınızın tadını bozmasın. Allah iki cihanda mutlu eylesin inşallah sizin hepinizi. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi yürüyün. Tutmayın beni. Merhabalar. Nasılsınız? Ha. Nasıl gidiyor? Beğendiniz mi Türkiye'yi? Çeyna. Öyle mi? Ay kaç gün oldu geleli? 3 gün mü? Çeyna. 3 günlüğüne gelinir mi orada onca yol? Tamam. Ne anlayacaksınız 3 gün Allah aşkına çocuklar? Pardon. İyi yaptınız geldiniz. Kaç gün sonra gidiyorsunuz? Çalışmaya mı geldiniz? Biz daha 3 gündür geldik. İyi yaptınız geldiniz. Ama vallahi bile sevgili Sabah Tümen'i izliyor musun hafta içi her gün saat 11.30 ile 2 arası Show TV ekranlarında? Yaşı. Yaşıdır yaşı. Sabah yaşıdır. Canım benim, öpüyorum arkadaşım seni. Hadi tutmayın beni hadi. Ne haber, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Provaya geliyorum arkadaşım yanına. Ay ne provası kız, neler yapıyorsunuz, şöyle kameralara bak da anla. Hadi gel 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 gel. Nasıl gidiyor? Hafta içi her gün Sabah Tümer'le bugün programında Havada Karada Pakize programı yapıyorum. Havada Karada Pakize Suda. Havada Karada Pakize Suda. Çok hoş, çok güzel tiyatro var. Yeni sinema filmi var. Dizi başlıyor Show TV'ye zaten, biliyor musun? Biliyorum. Pis Yedili. Non-stop çalışıyoruz işte. İlk bölüm tamam mı? Çekildi mi? Yok, yarın başlayacak. Yarın başlayacaksın. Yarın başlayacak. Yarın dizi başlıyor. Cumartesi günü de film başlıyor Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun. Allah mahcup etmesin inşallah. Da Kasım ayında başlayacak. Nerede olacak tiyatro? Profilo'da. Profilo alışverişinde. Mecidiyeköy'de.
Ay peki ilk bölümde neler var neler yok? Sizin rolünüz nedir? Neler yapacaksınız orada? Neler var neler yok? Gani Müjde'nin yazdığı Haluk... evet. Haluk Bener'in... Yaşlandı kız o da. Yok ayol sen. Aa yaşlandı sen de aa. Senelerin Gani'si bana sor. Vallahi duymasın Gani. Aa duysun. Gani'cim yaşlandın duy. Ben orada Songül Hanım'ı canlandıracağım. Okuldaki bir öğrencinin annesini. Orta sınıf aileler, alt kültürle üst kültürün çatışmasını konu alan bir dizi olacak. Pis Yedili zaten adından da anlaşılacağı gibi. Biraz draması var işin tabii ki. Komedi yok mu? Komedi de var ama benim kısmımda biraz daha drama ağırlıklı olacak. Ama size her şey gidiyor. Evet. Komedi de gidiyor, drama da gidiyor. Dün ilk defa dizinin fragmanlarını izledik Show TV ekranlarında. Çok güzeldi. Allah mahcup etmesin, tamamını erdirsin. Çok memnun oldum sizi de böyle yolda gördüm. Vallahi tesadüf oldu. Dün de şeyleri vardı. Tanıtım çekimleri vardı. Jenerik çok çekim. Jenerik çekimleri vardı. Dün de rastlaştık. Her şeyi biliyorsunuz. Dün beraberdik ya. Dün mü? Tabii. Senin o hiç telefonun elinden düşmediği için anlamadın beni. Çıkaramadın tabii. Organizasyon yapmaya çalışıyorduk o yüzden. Çekim günleri çünkü çok birbirine girecek diye. Öyle mi? Onları çözmeye çalışıyorduk. O yüzden telefon trafik fazlaydı. Görmemişim kusura bakma. Ay olsun önemli değil. Canım benim çok seviyorum seni. Canım benim kolaylıklar gelsin, şansımız bol olsun. Amin hepimizin bizi. Hadi tutma beni hadi. Hello. Hello nasıl gidiyor? I only speak. Öyle mi Almanya'dan mı geliyorsun? Ay canım kuvvetçim benim. Özledin mi peki memleketini? I don't understand you, I'm sorry. Özlemişsindir. Özlemez olur musun? Eltilerin burada mı oturuyor görümcek falan? I don't understand you. Doğru. Ya, iyi yaptım geldim bak. Vallahi bu eltiler, görümceler, kaynanalar çok iyidir. Onları gurbette çok arıyor insan değil mi? Vallahi Almanya gurbet. Ben çok seviyorum bütün Almanya'daki gurbetçilerimizi. Çok şeyler yaşıyorsunuz orada. Vallahi zor değil mi orada hayat? I hope you have a nice day. We are tourists in Istanbul and I hope you have a nice day. We like the city. Çok çilekeş, çok çilekeş oluyorsunuz. Hadi kendine iyi bak, hadi. Hadi tutma beni annem, hadi. Kızlar afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Kız bunun üstüne su içmeyin, Allah muhafaza. Sokak yoldasınız. Ne yapar ki, kilo mu alın? Cırcır yapar. Bilmiyor musunuz? Yok, bilmiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Beğendiniz mi Türkiye'yi? Ay kaç gün kalacaksınız peki Türkiye'de? 3 gün. Aman 3 gün nedir Allah aşkına? Bu kız nerelere gelecek, nereleri alacak? Bir şey anlamayacak. Getirmişsin kızı onca yoldan buraya. 3 gününle mi getirdin? Aşk olsun sana. Biraz çalışsaydın da cebinde mangırın olsaydı. 3 gün daha kalaydı. I'm from Japan. Öyle mi? Ay Japonları ben çok severim. Çok beğenirim. Ben uzaktan baktım anladım sizin Japon olduğunuzu. Gerçekten. Ay sevgili Sabah Tümeli izliyor musunuz? Kesin izliyorsundur. Ay bunca yol onun için geldim dedi. Ben burada şak diye düşüp bayıldım. Ay ne kadar görüyor musunuz? Nasıl seviyorlar seni Sabah bak. Japonya'dan gelmiş. Akılım uydu tak oradan izle. Ay görüyorsunuz sevgili Sabah Tümeli izleyenleri. Cemil İpekçi'nin yıldızı. Kendisi yapmış tasarlamış görüyorsunuz. Bu bıyıkların altına da buruş çok güzel gitmiş. Artık kim beğendiyse rengini bilmiyorum. Sevgili Cemil İpekçi yapmış. Afeti Devran Sultan. Ay önemli değil. Ay işte bu. Siz Amerikan Güzeli filminde oynayan poşet değil misiniz? Canım benim nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ay havalar çok fena ya. Hakikaten öyle. Ah canım benim. Ay tutmuyor beni. Hadi. Hadi tutma beni. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Bana kravat diye taktırdınız. Sadece damat. Neler hissediyorsun? Valla şakası. Şakası bırakın diyor. Ay yani damatlık zor iş. Neler hissettin mesela şimdi gerçek olsa ne hissediyorsun yani? Bilmiyorum gelini görünce elim ayağım titreyecek gibime geliyor yani. Acaba... Değil mi? Siz merak ediyor musunuz? Bir karşılayalım ya. Hadi.
Evlilik dansını da sen de dinle. Beni de aradan çıkar. Sen